Selamlar herkese yeni bir videoyla karşınızdayız. Biliyorsunuz bir önceki videolarımızda Arbitrum Questbook Gaming hibe programına beraber hayali bir başvuruya başlamıştık ve önceki 4 videomuzda başvurunun önemli bir kısmını tamamladık aslında ve burada sizlere dikkat etmeniz gereken tüm önemli noktaları vermeye çalıştım. Şu an son kısma geldik ve son kısımda da nelere dikkat etmeniz gerekiyor bunları belirteceğim. Yine tekrar edeyim. Önceki videoları izlemeyenler varsa kısaca tekrar edeyim bu hibe programı bir Arbitrum bir oyun projesi geliştirmek istiyorsanız veya projenizi Arlutum'a taşımak istiyorsanız veya bir içerik üreticisiyseniz bu program başvurabiliyorsunuz. Bu program Mart ayı içinde. Açılıyor 2025 Mart ayı içerisinde ve gelecek sürede de açık olacak. 50 bin dolara kadar da hibe sağlayabiliyorlar. Ve başvuru yaparken de sizlere belli kriterler veriyorlar. Bunların linklerini hepsini açıklama kısmına bırakacağım. Ve belli bir taslak veriyorlar. Biz de bu taslığa göre bir başvuru hazırladık. Örnek hayali bir başvuru. Sanki bir oyun projemiz var gibi bir başvuru hazırladık. Bu başvuruda da birçok noktaya dikkat etmeye çalıştık ve bunları da sizlere belirttim. Ne yaptık? İlk başta başvuranın bilgilerini istiyorlar. Bunları verdik ve buradaki detaylardan önemli konulardan bahsettik. İkinci kısımda takımdan ve proje bilgilerinden bahsetmenizi istiyor. Burada belli sorular var. Bunların hepsini tek tek yine cevaplandırdık ve üçüncü kısımda da grant başvurusu yaptığınız projenizde ne yapacaksınız da bu parayı istiyorsunuz? Bu projenin bu paranın karşılığında neler inşa edeceksiniz? Bunları istiyorlar. Yine bunlarla ilgili de tüm soruları detaylı cevaplandırdığımız örnekleri sizlerle paylaşmıştım. Daha sonra da ne demiştik? Bizden bir bütçe istiyorlar demiştik. Biz de 25 bin dolar bir hibe istemiştik ve bu hibenin de detaylı bütçe planlamasını yine sizlere anlattım nelere dikkat etmeniz gerektiğini ve tüm bu linkleri de açıklama kısmında yine sizlerle paylaşıyorum. Şimdi diğer sorulara geçelim ve başvurumuzu tamamlayalım. Yine sorularınız olursa yorumlarda belirtin tabii ki. Ne demiştik? Daha sonra bütçeyi yazdım. Daha sonra bu bütçeyi belli milestone'larda sunmanız lazım. Yani bunun 6 ay olması zorunlu değil. 3 ay da olabilir, 2 ay da olabilir ama genelde 3 adımda sunmanızı öneririm ben size. Ve her milestone yani her adım için bu başvuru kapsamındaki neler teslim edeceksiniz. Çünkü her tesliminizden sonra size yeni bir ödeme geliyor. Onun için her başvurudan sonra neler teslim edeceğiniz oldukça önemli. Bunun için her başvuru için teslimatlarınızı da yazarsanız buna göre hibelerinizi alabilirsiniz. Çünkü örneğin ilk teslimatlarınız bunlar, KPI'leriniz. Eğer bunları teslim etmezseniz ikinci ödemenizi tam alamayabilirsiniz. Onun için mutlaka ulaşabileceğiniz hedefler kapsamında KPI'larınızı belirleyin diye sizlere önerebilirim. Daha sonraki soruda şu oluyor. Evet bu proje için başvurdunuz. Burada belli hedefler sunuyorsunuz. Belli teslimatlar sunuyorsunuz. Peki bu projeyi maksimum kaça kadar tamamlarsınız? Maksimum 6 ay veriyorlar zaten size. Projeniz 3 aysa da 6 ay yazabilirsiniz. Yani başvurduğunuzda bu hibe programı kapsamında size başvurunuzun kabulünden sonra maksimum 6 aylık bir süre veriyorlar. Bunun bu kadar olduğunu kabul ediyor musunuz diye bir soru var. Buna da yine evet cevabını verdik. Devam ediyoruz. Daha sonra diyor ki başarınızı Arbitrum topluluğu nasıl ölçecek? Biz de diyoruz ki işte bizim KPI'lerimiz bunlar. Kullanıcı kazanımı. Arbitrum'un hibe programıyla birlikte yapacağımız aktivitelerle en az 5000 kullanıcıya ulaşacağım. Yani sizin de kendinize göre hedefleriniz olması lazım. Örneğin içerik üreticisiniz. En az 100.000 kişiye ulaşacağım gibi bir hedef koyabilirsiniz. Veya işte en az 50 tane video çekeceğim gibi bir hedef koyabilirsiniz. Bir turnuva düzenleyeceksiniz örneğin oyun alanında işte en az şu kadar katılımcılı bir turnuva düzenleyeceğim diyebilirsiniz. İşte bizim buradaki diğer bir KPI'miz günlük aktif kullanıcı sayısı. İşte lansman itibaren dan itibaren %20 üzerinde bir retention oranı bekliyoruz demişiz. İşte topluluk etkileşiminde %25 bir etkileşim oranı bekliyoruz demişiz. Bunların altındaysa başarısız sayılırız demek bu, üstündeyse başarılı sayılır gibi düşünebilirsiniz. Çünkü bizim başarımızı ölçecekler bunlar. işte gelir artışımızla ilgili bir KPI koymuşuz. Influencer'larla birlikte kampanyalarla birlikte etkileşimlerimizin artacağını dair KPI koymuşuz. Ve bunun dışında demişiz ki sizi bir rapor sunacağız bu proje kapsamında ve bu raporun kalitesi de bu raporda yer alacaklarla birlikte de bizim ne kadar başarılı olduğumuzu ölçebilirsiniz diyoruz. Ve son kısma geçiyoruz. Burası da gaming kısmı. İşte burada da size belli sorular soruyor. Diyor ki işte daha önce farklı bir event'e katıldınız mı? Bu tarz event'e veya işte bir turnuva düzenlediniz mi? Farklı mesela öylesine bir cevap yazdım buraya. Eğer katıldıysanız yazabilirsiniz. Yoksa yok yazarsınız. Daha önce sizin bir partnerliğiniz var mıydı diyor. Veya bir kampanya bir işte elçilik rolünüz var mıydı? Bunlarla ilgili bir yine bir cevap yazmanız gerekiyor. Var ya da da yok. Yani var olması bazen önemli olabiliyor. Ama yoksa da sorun değil. Diyor ki burada belli projeyle işbirliği yapmayı düşünüyor musunuz diyor gelecekte. İşte biz de burada mesela örnek Arbitrum tabanlı iki projeyle işbirliği yapmayı düşünüyoruz gibi yazmışız. Yani burada önemli bazı noktalar var. Yani genel olarak bütün sorular bunun arasında. Bu soruların hepsini tek tek cevaplandırmanız önemli. Zaten hepsi yukarıda yazıyor. Hepsinin altında ne noktalar önemli hepsini belirttim. Bunun linkini sizlerle paylaşacağım. Açıklama kısmında göreceksiniz zaten. Bu noktalarda sıkıntı yok. Daha sonra belli nelere genel olarak dikkat etmeniz gerekiyor. Bir özet geçin. Açık olması lazım. Her şeyiniz açık ve net ve çok uzatmadan. Neyse ne hakkında başvuruyorsanız net bir şekilde söyleyin. Özellikle verilerden yararlanmaya çalışın. Çünkü bu oldukça önemli. Referanslarınız, verileriniz sizin başvurunuzun güçlendirecektir. Burada diğer bir önemli nokta ekosistem hedefleriyle uyum. Yani Arbitrum ne bekliyorsa sizden projenizin burada başvurduğunuz kapsamın buna uygun olması lazım. Örneğin ne diyor? Arbitrum'un diyor kriterleri bunlar diyor mesela. Ve buna göre değerlendirecek bizi diyor. Takımın ne kadar iyi oldu. Fikre göre. Kod uyguna göre. Sizin şuradaki tüm cümleleri çok iyi okumanız, çok iyi anlamanız, Arbitrum'daki diğer hibadan projeleri çok iyi incelemeniz gerekiyor ki burada gerçekten Arbitrum'un ne istediğini iyice anlayıp ve buna göre bu ekosistemin hedeflerine uyumlu bir başvuru yapın. Başvurunuz buna uyumlu olsun. Gerçekçilik diğer bir kısımsa. Bu da çok önemli. Yani buraya bir hedef koydunuz bu hedef mesela gerçekçi değil. Yani ulaşmanız mümkün olmayan bir hedefse maalesef başvuru almanız mümkün değil. Onun için böyle abartı hedefler yerine gerçekten ulaşabileceğiniz hedefler yazmanız oldukça önemli. Tüm bunları yaptıktan sonra bunların hepsini böyle cevaplandırıyorsunuz. Daha sonra buradan Questbook programından giriyorsunuz. Örneğin Arbitrum Gaming şu an kapalı ama dediğim gibi açılacak bu içinde program. Buradan direkt Submit New deyip aslında tüm hepsini tek tek bu yazdıklarınızı buraya yerleştiriyorsunuz ve soruları cevaplandırıyorsunuz. Daha önce de bahsettiğim gibi burada kabul edilenleri de görebiliyorsunuz. Onları da mutlaka inceleyin. Reject edilenleri de görebiliyorsunuz. Tüm bu başvuruların sonucunda sizleri burada değerlendiriyorlar. Örneğin tek tek cevaplandırıyor. Örneğin işte takım mesela 5 üstünden değerlendiriyor. 2 vermiş. İşte fikre göre 5 üstünden 3 vermiş. Ekosistemle uyumuna 5 üstünden 2 vermiş. Planın gerçekleşebilmesine bir 5 üstünden 1 vermiş gibi gibi. Mesela bu projeyi 10, 25 üstünden 10 almış ve başarılı olamamış. Hibe'yi kazanamamış. Ama işte burada kabul edilenler de var. Onlar da bakıyorsunuz. Neye göre değerlendirmişler? Siz de kendinizi bir değerlendirip gerçekten nesnel bir şekilde bir değerlendirmeye çalışın. Başvurunuzun kabul olup alamayacağını az çok anlayabilirsiniz. Dediğim gibi eğer başvuruda önemli bir yol kat ettiyseniz bana da ulaşıp sorularınızı sorabilirsiniz. Ben de inceleyip yorumlarda bulunup sizlere destek olmak isterim. Genel olarak bu kadar da bu ay açılıyor program. Umarım aramızdan birçok kişi hibe almaya hak kazanır. Umarım bu videolarda sizler için faydalı olur. Yine sorularınız varsa mutlaka yorumlarda belirtin. Ben tüm linkleri açıklama kısmına da bırakacağım. Gelecek videoda da artık Arbitrum eğitim programımızı tüm bir özetleyeceğimiz bir video olacak gelecek videoda. Artık kapatacağız toplam 50 videomuzla birlikte. Diğer tüm videolarımıza da kanaldan ulaşabilirsiniz. Gelecek videoda görüşmek üzere.